Merhabalar herkese. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, çok şık ve farklı bir modelin yapım aşamalarını paylaşmaya çalışacağım. Umarım beğenir, benimle birlikte sizler de denersiniz. Hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Öncesinde küçücük bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir fıstık yeşili kullanacağım ipte. Tığımın da numarası 2 numara 1.75 milimlik ucu çengelli tığ arkadaşlar. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Önce zincir çekerek başlayacağım. Anlatıma yeterli uzunlukta ben zincirimi hazırlayacağım. Siz de yapacağınız yere göre zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Fazla gelen kısmı kesersiniz arkadaşlar. Fazla zincir çekmekten korkmayın. Bu şekilde ben zincirlerimi tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, bu kadar zincir anlatımım için yeterli. Şimdi şuradan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4. ilmeğin içerisine batacağım. İpimi tığımın üzerine aldım. Buraya batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Hemen yandakine geçiyorum. Bir ikili trabzan daha. Başlangıç ve bitişlerimizde 3 tane ikili trabzanımız olacak. Zincirimizi de başlarken bir trabzan sayıyoruz. 2 tane de ayrıyetten trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2 ilmek atlayıp 3.'ünün içerisine batıyorum. Yine bir ikili trabzan yaptım. 2 zincir daha çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. 1 ve 2 tane ilmek atlayıp 3.'ünün içerisine. Yine bir ikili trabzan. 1, 2 zincir. İpimi tığımın üzerine alıyorum. 1, 2 ilmek atlayıp 3.'ünün içerisine. Bir ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Kutucuklarımızı hazırlayacağız. Sıra sonuna geldiğimizde tekrar birlikte olacağız. Bakın 7 tane kutucuk hazırladım arkadaşlar. Kutucuklarınızı tek sayılı olarak hazırlamanız gerekiyor. Atıyorum 7, 9, 11, 13, 15 o şekilde. Çift sayılı hazırlamayın denk gelebilmesi için modelim. Ben 7 tane kutucuk hazırladım model anlatımı için. Son kutucuğu yaptıktan sonra hemen yandaki ilmekten bir sonrakinden geçiyorum 2. Baştaki ilmeğimizle birlikte son bölüm içinde yine 3 tane ikili trabzan yaparak bitirmiş oldum. Burada fazladan zincirim kaldı. Sizin de bu şekilde kalırsa şuradan kesin arkadaşlar. Buradan sabitliyorum güzelce. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip çevirdim. İpimi tığımın üzerine aldım. İlk baştan değil hemen yandakinden başlıyorum. 1 ve 2 zincirimizle birlikte 3 tane trabzan yapmış olduk yine başlangıç için. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Yandaki trabzanın tepesine önce bir tane ikili trabzan, sonra bu kutucuğumun içerisine geçiyorum. 2 tekrar onun içerisine 3.'ü yaptım ve son kez trabzan tepesine 4. trabzanımı yaptım. 4 tane trabzan hazırladık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi İpimi tığımın üzerine 2 kez doluyorum ve şu şekilde çeviriyorum. Bakın buradaki trabzanımın tepesine geri dönüyorum. Şu şekilde alıyorum. Aldım. Çıkardım. 1, 2 ve 3 kere de çıkararak bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi bu oluşturduğum yuvanın içerisine geçiyorum. Azıcık ipinizi uzatabilirsiniz. 1, bakın baştaki ile birlikte sayalım isterseniz daha iyi olur. 3 oldu. 3 tane ilmeğim var şu an. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ilmek oluşturdum. 2, 4, 6, 8, 10. Tığımızın üzerinde 10 ilmeğimiz var. Şimdi ilk başta 2 ilmek birden çıkarıyorum. Daha sonrakileri teker teker çıkarıyorum. 3 oldu.
4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kere de çıkardım bütün ilmeklerimi, 10 ilmeğimi. Çıkardıktan sonra ipimi yine tığımın üzerine alıyorum. Yandaki trabzanın tepesine geçtim ilmeğin içerisine, ipimi uzattım. 1. Tekrar aynı ilmeğin içerisine. 2. Tekrar 3. 4. 5. Ve aynı ilmekten 6. ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde bakın. Şimdi bunların hepsini tek seferde çekiyorum. Bir düğümle kapatıyorum. Devamında da 1 ve 2 tane zincir çektim. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Yandaki trabzanıma geçiyorum. Bakın buraya tepesine geçiyorum trabzanımın. Pardon, tek kat aldım. Bir ikili trabzan. Kutucuğumun içerisine geçiyorum. 2. Yine kutucuk içerisine. 3. Trabzan tepesine. 4. trabzan. 4 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrardan 2 kez doluyorum tığımın üzerine ipimi. Buradaki trabzanıma geri dönüyorum. Bu şekilde alıyorum. Çıkardım ilmeğimi. 1, 2 ve 3 kere de çıkarıp bir üçlü trabzan yaptım. İlmeğimi azıcık uzatıyorum ve bu oluşturduğum yuvanın içerisine geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğim var. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi ilk baştaki 2 ilmeğimi birden çıkarıyorum. Sonrakileri de teker teker. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere de hepsini tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Yandaki trabzanın tepesine 1, aynı ilmeğe 2, 3, 4, 5, 6 ilmek doldurdum. Bu ilmeklerin hepsini tek seferde çekiyorum. Bir düğümle kapıyorum. 2 tane zincir. Sondaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2 ve en sonuncuyu zincir tepesine yapıyorum. 3 trabzanla sırayı sonlandırmış olduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi geriye dönüyoruz. 1, 2 ve 3 tane zincir. Döndüm geriye. İpimi aldım tığımın üzerine, baştaki trabzanı atlıyorum. Hemen sonrakinden 1, sonrakine geçiyorum. 2, zincirimizle birlikte yine başlangıçta 3 tane trabzanımız var. 2 tane zincir. Burada bakın. Şu araya batıyorum bakın. İpimi tığımın üzerine aldım. Bu araya geçiyorum. Bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. İpimi tığımın üzerine aldım. Buradaki 4 tane trabzanımın ilkinin tepesine batıyorum. Bir trabzan ve bir kutucuk. 2 tane zincir. Yine aldım ipimi. 2 tane trabzanımı atlayıp sonuncunun tepesine bir trabzan ve bir kutucuk. 2 tane zincir. Yine bu araya geçiyorum bakın. Fıstığımızın ve modelimizin arasına. Buraya geçip bir trabzan, bir kutucuk. Tekrar 2 zincir.
İlk baştaki trabzanımın tepesine bir trabzan, iki tane zincir, son trabzanıma bir tane trabzan. Tekrar iki zincir, sondaki üç tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2 ve zincir tepesine 3. Arka tarafı da bu şekilde. Yine kutucuklarımızı hazırlamış olduk. Bir sonraki model için hazırlığımızı yaptık. Düz tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yine model kuracağız. Bu sırayı da yapalım birlikte. Çok kolay zaten, aynı aşamalardan tekrar eden bir model. 1, 2, 3 tane zincir çekip geriye dönüyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Baştaki trabzanımdan değil, hemen ikincisinden başlıyorum. Zincirimizi de bir trabzan saydığımız için baş tarafa trabzana batmıyoruz. 3 tane trabzan. 1 ve 2 tane zincir. İpimi aldım tığımın üzerine. Yandaki trabzanın tepesine geçiyorum. 1. Kutucuğumun içerisine geçiyorum. 2. Tekrar 3. Ve son trabzanımı, 4. trabzanımı da trabzan tepesine yapıp burayı tamamlıyorum. 2 kez doluyorum. Geriye dönüyorum. Bakın bu trabzanıma buradan batıp şu şekilde çıkarıyorum tığı. Çıkardım. İlmeğimi aldım. 2, 2, 2 şeklinde bir üçlü trabzan. Trabzanlı yuvamız hazır. İpimi azıcık uzatıyorum. Çok fazla değil. Yuvanın içerisine geçip 2 ilmek, 3, 4, 10 tane ilmek oluşturuyorum tığımın üzerinde. İlk baştakileri 2 tanesini birden çıkarıyorum. Sonra tek tek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kere de çıkarıyorum. Çevirdim. İpimi tığımın üzerine aldım. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 1. Aynı ilmeğe 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi doldurdum. Tek seferde çekiyorum. Kapıyorum bir düğümle. Sonra 1 ve 2 tane zincir. Aldım ipimi tığımın üzerine, yandaki trabzanın tepesine. 1. Kutucuğumun içerisine geçiyorum. 2, 4 tane trabzan. 2 kez alıyorum. Çeviriyorum. Buradaki trabzanımın tepesinden batıp bu şekilde çıkarıyorum tığımı. İlmeğimi çıkardım. 2, 2, 2. Üçlü trabzan. Azıcık ilmeğimi uzattım. Geçiyorum yuvanın içerisine. 2, 3, 4, 10 ilmeğim tamam. İlk başta 2 tanesini çıkarıyorum, sonra 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere de çıkardım. İpimi aldım tığımın üzerine, yandaki trabzanın tepesine. 1, 2, 6 ilmek uzattım. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Bir düğümle bağlıyorum. 1, 2 tane zincir, 3 tane trabzanımın ilkiyle başlayarak sondaki 3 trabzanımı da yapıp sırayı tamamlıyorum. 2, son trabzanda zincir tepesine. 3. Bu sıramız da tamam. İkinci sıra modellerimizi de kurduk. Son kez arka kutucuklarımızı hazırladığımız sırayı da yapalım. 3 tane zincir arkadaşlar. Çok kolay bir model, çok da zevkli.
Geçtim hemen trabzanımın üzerine, ikinci trabzanıma. Sondakine geçip burayı 3 tane trabzana tamamlıyorum zincirle birlikte. 2 tane zincir. Bu araya geçiyorum bakın. Bu araya batacağım. İpimi tığımın üzerine aldım. Buraya bir trabzan ve bir kutucuk. 2 tane zincir. İpimi aldım. Dörtlü trabzanımın hemen baştakine batıyorum. Bir trabzan, bir kutucuk, 2 tane zincir aldım. Sondaki trabzanıma bir trabzan, bir kutucuk, aynı şekilde ilerleyip gidecek. Model kolay ve çok da zevkli bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben bu parçayı büyüteceğim. Daha ilerlemiş halinde az sonra sizlerle paylaşmış olacağım. Evet, modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Gerçekten çok şık bir model arkadaşlar. Özellikle bebe battaniyesi yapabilirsiniz. Kıyafet olarak da örüp kullanabilirsiniz. Çok şık ve ayrıca siz de gördüğünüz yapımı da çok kolay bir model. Umarım faydalı bir anlatma olmuştur. Umarım işinizi kolaylaştırabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.